söylemiş. Efendim gece görüşü devam ediyor. Şimdi 3 villayı konuşuyorduk. Beyan etmediği İmamoğlu'nun. Sen herhalde sözlerini bitirdin. İsmail Dükel. Normal mi bu 3 villa acaba? Şimdi yani nasıl alındığıyla, kaynağının ne olduğuyla alakalı bir durum bu. Yani kaynağı legalse kaldı ki bir şirketi üzerine almış. Şimdi bu operasyon, bu algı operasyonu paravan şirket olmadığı ortaya çıktığı anda zaten çökmüş durumda. Ama bir dakika, bir dakika. Arada bir sorun var, bir dakika. O sorma, yani o tartışmayı diye ben soracağım. Şimdi paravan şirket değil ama mevzu. İmamoğlu İnşaat, %100'ü bir tanesinin İmamoğlu'na ait, birinde %70 ait. O zaman bunları beyan etmesi gerekmiyor mu eğer Zafer'in söylediği doğruysa? Neden beğenmemiş mal o yanında? Ya bu bir paravan şirket değil. Kendi şirketi ise, kendisinin birinde %100, birinde %70 varsa hissesi, o zaman şimdi beyan etmesi gerekmiyor mu? Yani orada 3 tane villa var. Evet. Bir de kocaman bir şirketin üzerine alınmış bir villa. Yani bunu gizlemeye kalksa ne kadar gizleyebilir İmamoğlu? Gizlemiş bu bir. İşte. İkincisi. Gizlemiş. İkincisi. 3628 sayılı kanun ikinci ve mali bildirimde bulunması hakkında yönetmenin 8. maddesine göre mal bildirimde bulunacak olanlar kendileriyle eşleri ve velayetleri altındaki çocukların taşınır ve taşınmaz malları ile arsa, yapı, kooperatif falan diye devam edip gidiyor. Şimdi buradaki hesap, şimdi şirketi gösterse şimdi yani bu şirketteki villayı gösterse gösterebilirdi. Yani şirketlerin üzerine 50 araç varsa 50 aracı da buraya mı yazacak? O zaman da onu soracağız. Değil mi? Bir dakika. Şöyle yapalım. Murat Kurum diyelim ki, ondan sonra Kurumoğlu niye dedim şimdi ya? İmamoğlu olunca. Tamam, Kurumoğlu diye bir şirketi var. Diyelim tamam, ki peki, Kurumoğlu diye bir inşaatı var, evet. Tamam mı? Ondan sonra bu inşaatın bir şirketi %100'ü ona ait, %70'i de ona ait. Bunda 3 tane villa var Emirgan'da. Üzerinde de 20 tane araç var diyelim. Kurumoğlu inşaat %100'ü ve %70'i benimdir. Burada da 3 villanın dolayısıyla işte ve 20 aracı bilmem kaçı benimdir diye mal beyanına yazmasaydı kıyamet kopar mıydı kopmaz mıydı? Soru bu. Kendi adıma söyleyeyim. Ha. Kopartan olabilir bilmiyorum. Yani beni hiç ilgilendirmezdi. Hiç ilgilendirmezdi. Gerçekten ilgilendirmezdi. Kimsenin malı bizi ilgilendirmiyor mu? Hayır. Nasıl aldığı ilgilendirir elbette. Saklamamış. Orada bir şirket var. Kurumoğlu diye bir şirket var nihayetinde orada. Yani Murat Kurumoğlu üzerinden. Kurumoğlu diye bir şirket var. Murat bu Kurum artık değil ya. Ekrem İmamoğlu. Hayır. Ekrem İmamoğlu. Sen başını kaçırdın galiba. Ben örnek verdim. Örnek. Yani Murat Kurumoğlu. Örneği bile Murat Kurum'un üzerinden verelim ki bu şeyi iyice üstüne örtelim. Çok güzel ya. İmamoğlu'nun %60'ın yani sahibi. Kurumoğlu'nun. Ya arkadaşlar, İmamoğlu'nun villalarını konuşurken şirketin sahibini niye Kurumoğlu diye anlatıyorsunuz? Ya örnek veriyor. Ya hakikaten bir şey yapmıyor ki ya. Örnek veriyor. Zafer. Tamam. Vallahi Allah Allah. Ne fark eder ki? Hastalığına veriyorum. Şunu sordum. Murat Kurum'un 3 tane villası olsaydı sorun olur muydu? Murat Kurum'un 3 tane villası yok işte. Sorun o. Sorun İmamoğlu'nun 5 yılında 50 milyon Zafer bir dakika öyle sormadım bu iş, bak. Bu iş bir dakika, bak, sulandı şimdi, gitti. Beni boşuna hiç başkalarına beni saldırtma. Şöyle sordum. Bunu dedim. Bunu sorun etmiyoruz ya. Bunu Murat Kurum yapmış olsaydı yer yerinden oynamaz mıydı? Kıyamet kopmaz mıydı diyorum. Da. Soruyu böyle sorduğunda iş Murat Kurum üzerinden gittiğinde buradaki skandalın bütün detaylarıyla konuşulması bir kere mümkün daha olmuyor. Niye mümkün olur? Orada yer yerinden oynuyorsa burada da yer yerinden oynayacak. Oynamıyor bak, Sartre'ın Nobel'i red konuşması gibi reddediyor. Böyle neyi bir şey yok diyor bunda diyor. Yani İmamoğlu hiçbir şey yapmamış diyor. Büyük aile şirketi diyor. Yani enteresan. Turgut Altın okumalı varlığı konuşuluyorsa variyetli bir adam olduğu ortada nihayetinde. O zaman. Yani varlıklı o zaman, bir adam. Evet, öyle varlıklı mi? Bir insan olduğunu. Üç kuşaktan varlıklı. Evet, öyle söylüyor kendisi de. Allah Allah. Varlıklı bir insan olduğunu zaten kendisi söyleye geldi. Şirketi koymuşlar mı mal varlığı içinde bu şirketin %100 hissesi diye bir şey var mı? Hayır, şirketi göstermemiş işte. Mal beyanı şimdi, göstermiyor. Mal beyanında şirketin şu şirketin %100 hissesi. Doğru soru. 2019'da var. Bodrum'daki ilk mal beyanında var. Bunu da vermemiş. Asıl onu vermesi şimdi, lazım. Bodrum'da, o zaman Bodrum'da 680 bin liraya alınan mesken, konut.
Zafer'in. Mesken derken? Evet, konu işte villada ne olduğunu bilmiyorum. Nohut Oda Bakla Sofa şey gece kondu. Bunun fotoğrafı var mı? Diyorum ya bak, Nohut Oda Bakla Sofa diye tabir ettiğim bir gece kondu. Bunun şimdi ne zaman alınmış? Bodrum, Ortaköy, Yahşi'de. Şimdi 680 bin liraya ne zaman alınmış? 2019'da alınmış. Kasım ayında alınmış. 2019 Kasım'da. 2019 Kasım'da. 2019'da 680 bin lira. Evet. Kötü bir para değil. Ha. 2019. 6 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bodrum'da böyle bir denize nazır, havuzlu bir villa alınabiliyor. Şu anda o eminim milyonu geçmiştir. 3 milyon dolar şey. İsmail Dükel. Şu olabilir. Anda 3 milyon dolar. Şu an olabilir de. Ve bu rakamlar için, konutun elde edildiği tarihte yazılır. Yani şu anda sen bugün Hande, şu anda bugün 680 bin lirayı buraya yazdı dersen eğer, vay 3 milyon dolarlık, 3 milyon liralık konutu 680 bin lira gösterdi diye bir algı oluşmuş. Bir dakika. Oradan gelmeyeceğim size. Bunu şöyle geleceğim. Bir dakika arkadaşlar. İsmail Dükel, bir dakika, çok basit. Arkadaşlar biz 5 yılda bir yönetici olarak sıfırlarda mal beyanında bulunuyor muyuz devlete? Bulunuyoruz. Sen de bulunuyorsun. Zafer. Tabii bulunuyorum. Sen de bulunuyorsun. Ben de bulunuyorum. Sen de bulunuyorsun. Şunu hatırlayın sadece. Sorum şu. 5 yılda biz mal beyanında bulunurken diyelim ki ben X evinde oturuyorum. Tamam mı? X evi bundan 5 yıl önce 1 liraydı. 5 yıl sonra da 10 liraya çıktı. Şimdi 5 yıl önce 1 lira olarak koyduğum evi 5 yıl sonra 1 lira olarak koymuyorum biliyorsunuz. O günkü değerinden koyuyorum. 10 lira olarak koymakla yükümlüyüm. Bu ev bugün ama 3 milyon dolarsa Hande Fırat. Ben unuttum ama. Böyle. Hayır, edinme böyle. Edinme hayır, şu tarihte alınmış şu bir tarihte ev. Şu metrekare bir ev diye. Şu tarihte alındı bakın. Bu kadar. Gerçekten o kadarsa şimdi, onu bilemem. Bak. Ama biz mal beyanında bulunurken tabii ki evlerin fiyatı doğal olarak hızla artıyor ya da malların fiyatı hızla artıyor. Ama biz yöneticiler mal beyanında bulunurken her 5 yılda bir anladım. O değeri üzerinden, o hayır, günkü şöyle, değeri üzerinden şöyle bir yanıltıcı olabilir. Ben bunu sadece bizim için söylüyorum. Yanıltıcı olabilir şundan dolayı. Yani şimdi o kadar yüksek şeyi nasıl aldın sorusu çıkar ortaya. Oysa ki şu tarihte alınmış bir ev dediğiniz zaman ya, daha İsmet abi, şey olur. Şimdi bunun için söylemiyorum ben bunu. Ya başka bir şey. Bu iş bir form işidir ya. Form işi arkadaşlar. Burası form için söylemiyorum. Sütunları okuyorum bak. Edinin bedeli diyor. Aşağı doğru yazıyor. Neyin bedeli? Edinin bedeli. İyi de orada evler edinin hep dolarla satılıyor Bodrum Ortakent'te. Taşınmazın cinsi. Yani 2019'daki dolar bedeli neyse şu andaki dolar bedeli de aynıdır. Ya doğru yani... Murat Kurum'un dolar ve euro hesaplarını gördük. Haklısı. Yok, dolar ve euro hesaplarını arkadaşlar ona göre yaptılar. Adamın taşınmazın, mütevazi taksit ödediği bir taşınmazın, var. Taşınmazın cinsi. Bak sütun okuyorum ya. Form bu. İsmail abi senin adresi, adresi hisse miktarı edinim satış tarihi diyor. Bunlar dolduruluyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada evler zaten dolarla alınıp satılıyor. Bodrum'dan bahsediyorum. O tabii tarihte, yani o da şey, o tarihte AKP'nin Türkiye'ye suçu. Getirdiği hal, haklısın. Sen, yani sen belediye başkanı olduktan sonra, 3 ay sonra git Bodrum'dan 3 dolar milyon dolarlık daire al, alışveriş yapmaya bu milleti sevk ediyor. Hande yani, bir şey söyleyeyim mi? İşi oradan tartışmak lazım. İşin özü tam zor. Da burada. Ya eskiden çok, yer, çok güzel çok yerden yaklaştı. Çok zor gerçekten. Valla çok güzel yerden yaklaştı. Ben Türkiye'deki siyasetin... çok güzel yerden yaklaştı. Yani insanlar TL ile alışveriş yapmıyor. Murat Kurum bile... En güzel yerden sen yaklaşıyorsun İsmail mal abi. Mal beyanını dolar ve bak euro şu, cinsinden vermiş. Şu TL hesabı tane, yok. Bak şu 3 tane villaya bir şey demedin ya. Bodrum'daki ya villaya ne diyeyim, bir şey nasıl demedin ya. Diyemezsin ki diyor zaten. Ki, hayır diyor ki, diyor ki ben devlet bence iş şey yapmadım deme. Diyor. Devletin hazinesine mi çökmüş, arazisine mi çökmüş? Varsa devletin ilgili birimleri orada. Cisler sorsunlar sen bu malı nasıl aldın diye. Nasıl almış? Ya ne bileyim ben nasıl aldığını. Allah Allah nasıl almış diyor. Ya varsa ya belediye başkanı sen kaç para? Nasıl almış? Belediye başkanı diyor ki benim kamu dakika, kurumuyla benim diyor, kamu kurumuyla hiç ilişkim ticaretim diyor. Olmadı diyor. Hande, kamu kurumu belediye Hande, de kamu bir yerden kurumudur. Tartışıyoruz. Yani. Nereden tartışalım? Şimdi tartışalım? Bakın siyasetçiler eskiden ben bizim Oran'da sitede Ecevit'in evi var. Ecevit'in Oran'da yılların politikacısı 2 tane evi vardı sadece.
Başka da bir mal varlığı, kitapları var. Biri evi, var. Biri şey, çalışma ofisi. Evet. Kitapları vardır büyük çok miktarlarda. Evet. Bu evler var ama bunun içinde kaç kitap vardır bilemem. Abi şimdi bu evdeki kitap olayına nereden? Şundan abi dolayı 22 yıllık yani siyasetçi, biliyor musun? Yanlış doğru yerden. Siyasetçi, siyasi etik yasası çıksın. Bakın müteahhitler eskiden etik yasası çıksın. Eskiden güzel. Evet. Yıllardır tartışıyoruz bunu ama 23 yıllık şu anda en güçlü AKP iktidarı ona döneminde çıkmadı siyasi etik yasası yani çıksın. Eskiden çıksın oradan tartışalım. Ya hep AKP yüzünden ya. Mesela İmamoğlu 3 yerine 13 villa alabilirdi. AKP yüzünden ya alamamış. Siyasi etik mesela yasası öyle. Çıksın biz bunları ya tartışmayalım. Bu söylemin gittiği ya yer orası. Ya niye çıkartmadı AKP bak, bu siyasi etik yasasını? Niye biz bunları konuşmak zorunda kalıyoruz? Ya bir şey söyleyeceğim. İsmail niye Bey, çıkmadı? Burada çok, sorgulamamız çok, gereken şey şu an siyasi işte. Etik yasası tam değil. Tam da bu. Bu 5 yıl bu. İçerisinde bu mal varlığının nasıl evine edildiği. Eğer öyle bir yasa olsaydı, o zaman sorun olduğunu kabul ediyorsunuz burada İmamoğlu'nun mal varlığında. Öyle bir yasa olsaydı o zaman konuşurduk bunları. İmamoğlu'nun mal varlığında tamam sorun olduğunu kabul yok. Ediyor musunuz? Burada, ya sorun olup olmadığını bilmiyorum. Zafer anlamadın ki. Adam diyor ki şirket o 70 yıllık şirket paravan ya değil diyor. Ya ne 70 yıllık şirket Allah aşkına 20 yıl önce köfecilik yapıyorum diyor ya. Ben diyor kamuyla devletle iş yapmadım diyor. Evet, o da doğru. E o zaman neresi yamuk? Ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir bu şey konuda daha konuşmayacağım. Sana? Bak Ankara'da siyasi etik yasası yok diye. Allah korusun da bugün ben belediye başkanı oldum, tamam mı? Allah korusun. Ondan hakikaten. Sonra gerçekten Allah korusun. Hele şu bütün günlerdir konuştuğumuz muhabbetlerin üzerine insan delirir yani. Belediye başkanı oldum. Ondan sonra bu arada işte bilmem ne Kadiroğulları inşaat şirketim var. Aynı zamanda Zafer'i de üçüncü kişi yaptım. İsmet abiyi de çok güveniyorum birinci kişi yaptım. Siyasi etik yasası yok diye inşaat şirketimden 3 villa, Zafer'e verdiğim işten 5 villa, ona verdiğim hafriyat işinden de 3 arazi aldım falan. Siyasi etik yasası yok alabilir miyim? Sen de siyasi etik yoksa, sen de ahlak yoksa sana yasa ne yapsın? Yasa ne yapsın sana ya? Eğer ahlak yoksa... Yasa ne yapsın? Ahlak yoksa, etik yoksa yasalar bunun için var işte. Ha. Ahlaksız ve etiksiz insanları yasa yoluyla dizayn etmektir. Hala program bitmedi, hareketli. Hala bir şansın var. Bu edinilen mal varlığının hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyleyerek kendini kurtarabilirsin. Hiç kimsenin maddi durumuyla ilgili bir sorgulama yapmam. Adamın geçmişinde param var diyor. Zenginim diyor. Bir yüzükle çıkmadım ben bu siyasete diyor. Ya bu arada bakın. Şimdi, ya ne bileyim dakika, ben nasıl satın aldım. Bir dakika. Ama yani şöyle söyleyeyim. Bakın ortada. Şunu da diyor, şöyle yapmayalım. Şirket paravan değil. Adam derken herhangi yani, biri zengin var, olabilir. Bu var. Tamam mı? Eğer doğru yollardan zengin olmuşsa evet bu ya. Bizi hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Buradaki mesele zaten bir insanın zengin çok kötü niye zengin servet falan. Servet düşmanlığı böyle bir şey yok. Servet düşmanlığı Turgut değil. Turgut Altınok söz konusu olunca hiç servet düşmanlığı falan mesele demediniz. Mesele şu. Demediniz diye çoğul yapmayın. Adamın Bağla'daki tarlasını, Bağlum'daki arsasının mesele üzerinde şu. Bir aydır tepiniyorlar. Neden açıklanmadı? Mal varlığı, bak, mal varlığı ne? Fazlaymış. Fark ne? Turgut Altınok mal beyanında hepsini göstermiş dürüstçe. Ekrem İmamoğlu niye saklamış kardeşim? Madem ortada bir kayıt kuyut dışı bir şey yok. Neden saklamış bunları mal beyanında? Bak orada da başka bir niye problem saklamış? Var o zaman. Madem Turgut Altın o konu, yani ben insanların kaynağı belli olan işleri üzerinden bir sorgulama yapmak benim ahlakıma ben ters. Gerçekten adam merak diyor ediyorum. Ki Mansur adam diyor Yavaş, ki ben babamdan kaldı diyor. İmamoğlu'nun ha, bu öbür tarafta da bir başka iddia var. Antalya'da 600 daire yok var mesela. Orada yok, onu adam bilmiyorum. Yalan olduğunu i̇ddia, açıkladı. Bak, iddia, ama adamı dinlemiyorsunuz iddia, ki ne iddia. İddia. Adam açıkladı. Şimdi bak, adamı Turgut Altınok, evet açıkladı biliyorum bak, Turgut açıkladığını. Altınok şunu söyledi halde. Açıkladığını biliyorum. Bak yeri gelmişken ama ben söyleyeyim. Dedi ki iddialar, zerre onurunuz dikkatli varsa. Ortaya konulmalı. Bak ben söyleyeyim. İddialar dikkatli ortaya konulmalı. Şimdi yani öyle bir algı var ki adam belediye başkanı iş yaptırdı bir başkasından aldı. Var mı kanıt? Şimdi bak. Ha, var mı kanıt Turgut ya? Bunu nasıl söyleyebiliriz? Şey, tam olarak şu. Bizim diyor ki Turgut. Hande benim dedi Antalya'da öyle ben bir mal varlığım yok. Ben Turgut Bey'le bağımsız konuşuyorum bunu. Bak bunun eğer dedi zerre onurları varsa bunu dedi ispatlasınlar dedi. Canlı yayında da Mansur Yavaş'ı tartışmaya çağırdı. Şimdi adam bu kadar net. Geç Turgut Altınok'u. Gel İstanbul'a. Ya mal ve milyar dolarlık mal beyanı açıklıyorsun. Hala o mal beyanında yazılmayan, niye yazılmadığı belli olmayan villalar var. Bak, neden gizliyorsun? Madem bir korkun olabilir. Yok, bir endişen, bir çekincen yok. Neden mal beyanında bu göstermedin? Bu arada ben şuna da karşı mal değilim. Orada duruyor zaten. Bakın, bir de böyle bir durum var ya. Mal orada duruyor. Ya, İsmet abi ben yanılıyor gizli muyum? Gizli saklısı yok bir saniye, bir dakika. Mal beyanında yok bir yani. Saniye, gizli saklısı bir yok. Saniye.
Birinin Londra'da mortgage'da almış evi olabilir. Öbürünün arazileri olabilir. Öbürünün villaları olabilir. Burada iki sorun var. Bir, bunlar mal beyanında var mı? İki, bunlar nasıl edinildi? Doğru mu? Bunun dışında sonra başka bir sıkıntı var mı? Bu kadar. Ama bir de şu asıl mesele, ya bu kadar müteahhitlerin siyasete bu kadar hakim olması bu sıkıntıları yaratıyor. Çünkü Siyasetçiler geri çekilsinler, müteahhitler siyaset. Öyle şu anda Türkiye'de bütün müteahhitler siyasetçi oldu ya. Vallahi bir şey söyleyeyim yani, size. Yazık bu İstanbul'a, yazık bu Ankara'ya. Yazık, gerçekten yazık. Ya sen ne diyeceksin, ne görüyorsun burada şimdi? Ya bunları mesela bunları mal varlığından gizlediğin anda orada şahibe tartışması var. İşte niye bravo yani gizledin? Yani bunun açıkça yazmak lazım. Yani oraya koyarsınız. Ha şirketin benim mesela var mı yok mu bilmiyorum. Bu son şeyinde ben bakmadığım için mesela bu şirketin %100'ü bana ait olan bir var şirket. Var mı abi sende son mal var mı şirket olay? Var, şirketler yok. Şirketleri mesela yok, şimdi esas mal varlığı şirkettir. Geçen mal beyanında yazmış, 2019'da. Bu mal beyanında yazmamış. Ama şimdi diyor ki bu şirketler bir şirketin, bir tüzel kişinin orada kendi ticari faaliyetlerini, bilançolarını göstermek diye bir şey. Ne hukukta var, ne kanunda mesela, var. Mesela gizlimiz saklımız yok, malımız, mülkümüz, ayağımız var. Şu şirketin %5 hissesi, efendim şu arazinin %5 hissesi, bunlar mesela diyelim kardeşler, bunlar mal varlığında verilmesi lazım. Çünkü şirket, şimdi bazıları şöyle yapıyorlar. Mesela bir kooperatif kuruyorlar. Diyor ki mal varlığına bir kooperatif hissesi diyor. Kooperatif hissesine bakıyorsunuz. Kooperatifin mal varlığına 300-500 milyon dolarlık üzerinde arazi var. Onun diyelim ki %25 hissesi dediğiniz zaman karşınıza 100 milyon dolarlık bir para çıkıyor. Şimdi bu tür yöntemlerle taktiksel gizleme yapan birçok insan var. Şimdi böyle yapamazsınız. Onun şirketse... Şirketin hissesini peki, oraya yazmak zorundasın. Peki buradaki sorunlardan bir tanesi ya, de insanların istese, hem başka iş insanı bir, hem belediye başkanı olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Efendim pardon? Ya mal beyanı da göstermemiş. Hayır şunu bakın. Şunu bir şey şöyle, söyledim anladım. Bir öncekinde yazıp da bunda yazmıyorsan o şirketi elden çıkardım tamam, şeklinde anlaşılmış. Ama burada bu tartışmalar Türkiye'de hiçbir zaman bitmeyecek şunun için. Evet. Şimdi acaba bu bir tuhaf mı? Dünyada nasıl dönüyor? Mesela New York Belediye Başkanı sadece New York Belediye Başkanı mı yoksa yan şirket kolları var mı? Yani. Anne sen Emirgan'a gittin mi hiç? Gittim. Emirgan'ı biliyorsun değil biliyorum. Mi? Biliyorum. Emirgan'ın dünyada metrekare fiyatı en yüksek lokasyonlardan biri olduğunu biliyor musun? Ama çok önemli soru soracaktım. Sor. Şimdi diyorum ki New York Belediye Başkanı aynı zamanda inşaat şirketi sahibi olup belediye başkanlığı yapabiliyor mu? Yani sorum şu. Acaba burada da bir sıkıntı yok mu? Yani bu partisiz konuşuyorum, isim de vermiyorum. Bir belediye başkanı sadece belediye başkanlığı mı yapmalı? Yoksa dünyada, Avrupa'da, Batı'da da belediye başkanlarının inşaat şirketi, hastanesi, ıvırı kıvırı var mı? Soru yok basit. Canım, dünyada mekan, ahirette iman diye. Tamam da yani şimdi hastanesi olanı Sağlık Bakanı yaparsan, turizm şirketi olanı Turizm Bakanı yaparsan, okulu olanı Milli Eğitim Bakanı yaparsan, şirket olanı da belediye başkanı yaparsın. Vay, iş oradan başlıyor. İyi. Çok iyi. İş oradan falan başlamıyor. Nereden başlıyor? O Cumhurbaşkanlığı. Bu soruyu soracaksak böyle genel soracağız ya, ama yani. İsmail Bey şimdi bir şeylerin üstünü örtmek için. Hayır ya, bir şeyin üzerine örtmüyorum. Gerçekten insanlara iftira atıyorsun. Bir şeyin üzerine örtmüyorum. Onlar da yanlış, bunlar Allah da yanlış. Allah Allah. Vallahi makule bağladınız, onlar da yanlış, bunlar da yanlış diye. Ya arkadaşlar 5 yılda böyle bir para edinilemez ya. 50 milyon dolarlık bir mülk edinilemez. 3 nesildir sadece, zenginim olayına inanmıyoruz. Ben de sana diyorum ki 90'lar köfteci dükkanı diyorum ya. 90'lar ne 3 nesili ya Allah aşkına. Kendi 90'lardan demiş. Buraya 3 nesil Zafer oluyor Bey, arkadaşlar ya. Şimdi kendi bunu, demiş ben bunu demedim. Yazmadıysa şimdi bak tartışma şu. Bunu yazmadıysa hata bir kere. Yani evet. Bu hata üzerinden, bu hata üzerinden de böyle bir fırtına çıkmaz. Çıkmasın canım. Turgut Altınok'tan niye çıkıyorsun? Hande Fırat. Bak o önemli. Turgut Altınok çünkü ya, şey. Siyasiler ne kadar çok mal varlığı varmış ya. Bu arada herkesin mal varlığı. Herkes birbirinkini söylüyor. Öğrendik ya. Turgut Altınok günah keçisi. O yüzden Turgut Altınok'tan niye çıkıyor o zaman? O bir de yazdı değil mi mal varlığını? Ya açıkladı. Adam açık açık yazdı. Adam dedi yazdı. Ki bak. Açıkladı. Acı olan ne biliyor musun Hande? Adamın 20 küsür yıllık belediye başkanlığında geçirdiği bir tane yolsuzluk, usulsüzlük soruşturması yok. Getir onları konuşalım. Varsa bir eksiklik hep beraber hesabını soralım. Turgut Altınok'un yönettiği belediyede herhangi bir usulsüzlüğü, yolsuzluğu konuşmuyoruz. Adamın Bağla'daki, Ankaralılar beni anlıyor şimdi. Bağla'daki, Bağlum'daki arsalarını, tarlasını konuşuyoruz ya. Bak bir kez daha söylüyorum.
şu villaların bir tanesi Turgut Altınok'un bütün mal varlığı eder ya. Yalnız çok bitişikler ya. Hepsi de bak eski, bunlar yeni, farkında mısın? Yani orada ne konuşursan öbür taraf duyacak. Denize ne kadar? Kavga etsen gene duyacak. İsmet abi sen bilirsin, şimdi çok onu anlattırma. Yani. Emirgan çok güzel bir yer. Evet. Kıymetli bir yer. Yani fazla değil. Eski Türk filmleri var yani. Anca hep yani. Oranın güzelliklerini anlatan. Tabii tabii. Filmler çekilir orada. Gerçekten yani nereden nereye geldik? Abdullah'ın. Ama bak bir kez daha söylüyorum. Sartre'ın Nobel'i red konuşması gibi bir savunma yaptı. İsmail Dükel'i tebrik ediyorum. Bu konu ancak bu kadar güzel savunulurdu. Hiçbir şey yok dedi. VAR'a gitmek lazım. Bu futbolda VAR uygulaması var. Aman VAR'ı karıştırma şimdi. VAR'a gitmek VAR'dan lazım. Ne çıktı da karışık. Ama futbola bir... da gitmeyin. Futbol da karışık. Bu en son bir kayıt açıklandı gitmeyin. Biliyorsun. Ortalık Arap saçına tamam, döndü. Tamam tamam, o konuyu da kapatın. Bu konuları da kapatalım. Kapatın. İyi uykular İstanbul. Kapatın. Kapatın. Hayır hayır. Hayır, iyi uykular Türkiye diyeceksin yani. İyi uykular İstanbul. Türkiye'nin nereden Türkiye nereye geldiğini diyeceksin. Vatandaş daha geçen sene tasdik etti, onayladı. İktidarı yine Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Eğer Türkiye şuradan şuraya gelmeseydi Erdoğan 20 küsur yılın sonunda o seçimi alamazdı. Ama bak burada 5 yılda şehrin geldiği hal ortada. Ve bir 5 yıl sonrası yani 5 yılda Hollywood'da şehrin geldiği hal ortada var ya, Birleşik Kaplar Türkiye'ye korku, neredeyse korku filmleri İstanbul'da var ya, böyle halde. Dünyaya bir nükleer İstanbul'da saldırı oluyor. Ya, Türkiye sonrasında her tarafı otlar bürümüş, yanmış, yıkılmış şehirler. Bak bu gidişatın sonu bir 5 yıl sonra bizim büyük şehirlerimizin o hale gelmesidir. Peki İmamoğlu inşaat bilmediğim için soruyorum. Depreme de dayanıklı konutlar yapıyor mu İstanbul'da? Yani o nasıl soruyor? Nereden bileyim? Yapıyordur tabii. Ya merak ediyorum. Hayır, soruyorum. Eğer yapmıyorsa, yapmıyorsa bunun sorumlusu da bakanlıktır. Tabii canım. Tabii. Onun sorumlusu niye bakanlık? Niye? Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye dayanıklı, Başkanı azarlık, bilmem depreme ne, dayanıklı onların, konutlarda. Onların raporlarını kim veriyor? Hep bu bakanlıklar kötü İsmail Dükel. Arada da sana sataşıyım. Valla aslında sataşı. Nereden buldun yasasının mutlaka çıkması gerekiyor galiba. Hiç olmasa orada bari öğreniriz insanların nereden bulduk. Abdullah ya, ne diyorsun? Nereden bulduğunu yani, çıkarma. Siyasi dakika, etik yasasını çıkarma. Yani, ondan bir sonra güvenlik da... uzmanı olarak Abdullah Ağar. Şimdi İstanbul'da Murat Kurum açıkladı. Turgut Altınok açıklayınca kıyameti kopuldu nedense. Ama Ekrem İmamoğlu açıklamadı. Ve kıyamet kopmaması için... Bik yani bazıları kıyamet kopmaması için, bazıları ne var canım bunda diyor. Sence bir şey var mı bu üç villacıkta? Ya 1,5 milyar ne ki ya, değil mi? Aman burada villa mı falan. Zenginin malı züğürtün çenesini yolarmış gibi. Birbirine yakın bak, hiç beğenmedim. Şimdi Türkiye'nin her yerinden istihbarat geliyor. Daha bu işin var ya, Çanakkale'si var, Edremit'i var. Çanakkale'de ne var? Güresi var. Ne diyorsun? Daha enteresan bir şey. Bak, Çanakkale'de ne var? Ya boş ver bak, Emre Erciş var, çocuk yayınlıyor. Bütün belgeleriyle yayınlıyor, tapularıyla yayınlıyor. Onlara bakarsın. Şimdi sen bu şirketleri, villaları şirketin üzerine gösterdiğinde gelir vergisini de daha düşük ödüyorsun. Bak orada da vergi kaçırılmış oluyor. Ne hazin değil mi? Biz vergi kaçırma girişimini başka nerede gördük? İstanbul İl Binası'nın alımında gördük. Eğer anlatılan hikaye doğruysa. Çanakkale ili Eceabat'ta ev varmış. Ev varmış değil mi sadece? Mal beyanlar okuyorum, bilmiyorum. Edremit'te ne varmış? Şirket üzerine olanlar orada yazıyor mu? Edremit'te ne şirket üzerine olan burada yazmıyor tabii ki. Yazmıyor. Kendi üzerine olan yazıyor. Evet. Çünkü bu da, yönetmeliği, bu da şirket yönetmeliği üzerine ya. Hareket, bak evet. Ne dedim? Şirket üzerine gösterdiğin mal varlığın gelir vergisini düşük ödemeni sağlar. Ya o zaman her şeyi alıp şirket üstüne mi yapmak lazım? Öyle yapıyorlar işte. Ya sonra bu şirket, da bu şirket bak, şey yani inşaat şirketi nihayetinde alıp satacak. Tabii canım, vergi de kaçırabilir. Her şeyi yapabilir ya. İnşaat şirketi sonuçta. Mesleğimiz müteahhitlik. Yani yapabiliriz. Çok normal. Abdullah. Aman canım sen de yani. Zaten yakın da birbirine. Ne olmuyor ki? Evet Abdullah. Yani. Ya devletin ilgili kurumlarına da burada haksızlık yapıyoruz. Eğer varsa buralarda bir şaibe, bir numara. Şaibe değil, niye açıklamadı? Numara, bir niye, numara. Niye, devletin yazmadı? İlgili kurumları, soru şu, ilgili niye kurumları yazmadı açıklama, diyoruz? Şey işin takibini yapar. Az önce söylediğim şey sizin için bir şey ifade etmiyor hangi, mu? Ne? Mal varlığınızı şirket üzerinde gösterdiğinizde gelir vergisinden daha az ödeme yapıyorsunuz. Sizce bu etik bir şey mi? Buna devlet ne yapsın? Sizce bu da sorunlu bir şey değil mi? Hadi bunlar normal diyorsunuz. Vergi gidiyor orada da. Vergi kaybı oluyor. Bak bugün Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı açıkladı. Emekli diyorlar. Bak SSK borçlarını, primlerini
Ödemeyenlere bir bak. SSK primlerini ödemiyorlar belediyede işçilerin. Ya bak ya biraz önce biraz önce söyledim. Şirketler bunu yapıyor. Şirket sahibi onca insan. Bir de eski inşaat kalfasının üstüne olanlar vardı. Ya neler herhalde var, o kadar da değildir demek istiyorum. Evet. Yani biraz önce söyledim. Sağlık Bakanı'nın hastanesi varsa, Milli Eğitim Bakanı'nın okulu varsa, mevcut Milli Eğitim Bakanı'ndan söylemiyorum, Turizm Bakanı'nın şirketi varsa, yani dolayısıyla bu işi toparlayamazsın. Yani eski inşaat kalfasının üstüne olanlar da olabilir diyorsun. Ya ne bileyim ben Hande, yani neyinler, kimler de var. Sağlık yani, Bakanı'nın hastanesi meselesinde bak şunu söylemek lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde profesyoneller bakan olarak görevlendirildi. Tamam, İstanbul Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin dışında bir eyalet mi yani? Ha, müteahhitleri görevlendiriyorsun şeyde. İstanbul'a müteahhitleri. Sağlık Bakanı'nın bir tane yolsuzluğu, usulsüzlüğü varsa koyarsınız ortaya. Şimdi adam ben usulsüzlükten bahsetmiyorum. Üniversitesi olan, etikten bahsediyorum. Sabahtan beri etiği konuşuyoruz ya. İmamoğlu'nun mal varlığından gizlediği villaları savunmak için insanlara iftira atmayın Allah aşkına. İftirayı atan ben değilim. Sağlık Bakanı i̇ftira ne eden alaka burada şimdi ya? Turizm Bakanı ne alaka burada şimdi? Ya arkadaşlar ortada bir iftira değil. Sağlık Bakanı da Turizm Bakanı ortada, da Türkiye'nin mal varlığında olmayan şeyler var. Mal varlığı beyanında niye işte yok? Temel sorumuz bu. Mal varlığı beyanında efendice koyan mesela bazı isimler yerden yere vurulurken bunlar mal varlığında niye yok? Benim bir inşaat şirketim var. Bu şirketin %70'i benim. O %70'in içinde de iki tane villacık var birbirine yakın falan. Bunlar niye yok? Temel mesele bu. Yani ya tabii vallahi temel mesele ne biliyor musun? Temel mesele şu. Bak İstanbul'da ev kiralayacak ev bulmak için uğraşan, geçim sıkıntısı çeken, depreme karşı dönüştürülmesi gereken evlerde oturan, her an risk altında olan insanlarımız temel meselenin ne olduğunu şu an çok iyi gördüler. Eğer İstanbul'da 5 yılda en azından depreme karşı binalar güçlendirilseydi, motivasyon oraya verilseydi bugün kimse bu villaları konuşmuyordu. Ha, tamam. Yani bu icraat olmadığı ya için depreme karşı icraat olmadığı şimdi, için laf gelince, bak, laf yeri gelince mal beyanından kaçırıyorsun. Siyasi partiler izleyeceksiniz. Mal beyanından kaçırıyorsun. Siyasi partiler izleyeceksiniz. Siyaset üstleyeceksiniz. Zenginler yoksulun halinden anlamaz. İstanbul Belediyesi'ne yamayın ismi. Yok öyle bir şey. Abdullah Bey garip garip bakıyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Olacak şey mi? Yazık. İnsanlar ne şartlarda yaşam mücadelesi veriyor? Siz 5 yılda 50 milyon dolarlık Emirgan'da sadece 3 tane villa yapmışsınız ya. Yazık. Gerçekten yazık. Enteresan yani. Gerçekten bir şey diyemiyorum. Bir dakika kalmış zaten. Abdullah Ağrı bu konuda konuşturmadınız. Ondan sonra ama neyse. Şimdi bitirdik mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Niye oturacaktık daha? Sevgili yani bizler. mesele şu 30 saniye. Ben de cevap veriyorum. Mesele şu. Ekrem İmamoğlu yani kazanacağı öngörüldüğü için. Kazanmışlar. Sevgili konuklarım. Çok teşekkürler. Programın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Perşembe akşamı gece görüşünde görüşmek dileğiyle iyi akşamlar. Şirketin malında var.